Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yazım kurallarının ikinci videosuyla konu anlatımına devam ediyoruz. DDA'nın yazımıyla başlayalım. Türkçe'de bildiğiniz gibi iki tane DDA vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi bulunma hal eki olan DDA. Bulunma hal eki olan DDA her zaman bitişik yazılır. Aynı zamanda bulunma hal eki olan DDA'nın T, ta şekli vardır arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Yani benzeşmeye uğrayabiliyor. Eklendiği cümleye genellikle de bulunma anlamı katar. Farklı anlamlar kattığı da yine görülmektedir. Cümleden çıkarıldığında ise arkadaşlar anlam bozulur. Örneklerimize bakalım. Çocuklar bizi salonda bekliyor cümlesinde bakın. Salon isim. Buradaki DDA nedir arkadaşlar? Bulunma hal ekidir. Cümleye de bulunma anlamı katıyor. Nerede bekliyor? Salonda. Cümleden çıkaralım. Çocuklar bizi salon bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi anlam bozuluyor. Yan sokakta iki kişi kavga ediyordu cümlesinde. Bakın sokak, isim, ta nedir arkadaşlar burada? Benzeşmeye uğramış. O yüzden bulunma hal ekidir. Bitişik yazılmış. Nerede kavga ediyordu? Sokakta yine bulunma anlamı katmış. Cümleden çıkaralım. Yan sokak iki kişi kavga ediyordu. Anlamsız olduğunu görüyoruz. Cümlenin anlamının bozulduğunu görüyoruz. Bundan dolayı buradaki ta da yine bulunma hal ekidir. İkinci DDA'mız ise bağlaç olan DDA'dır. Bağlaç olan DDA her zaman ayrı yazılır. Aynı zamanda bağlaç olan DDA'nın T, ta şekli yoktur arkadaşlar. ÖSYM geçmiş yıllarda bununla ilgili sorular sormuş. Buna dikkat edelim. Eklendiği cümleye genellikle de bağlaç olan DDA bile ve dahi anlamını katar. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz arkadaşlar. Fakat daralma olabilir. Buna da dikkat edelim. Şimdi isterseniz örneklerimize bakalım. Gazeteciler de olay yerine ulaşmayı başaramamış cümlesinde. Bakın D burada nedir? Bağlaçtır, ayrı yazılmıştır. Gazeteciler bile olay yerine ulaşmayı başaramamış. Bile anlamına geliyor. İkinci örneğimize bakalım. Osman da yakında başarılı bir öğretmen olacak cümlesinde. Bakın daha arkadaşlar burada bağlaçtır, ayrı yazılmış. Osman dahi yakında başarılı bir öğretmen olacak şeklinde de kullanabilirim. Görmüş olduğunuz gibi D bağlacı da burada dahi anlamına gelmiştir. Ki'nin yazımına geçiyoruz. Arkadaşlar Türkçe'de 3 tane ki vardır. Bunlardan birincisi sıfat yapan ki. Eklendiği sözcüğü adı üstünde sıfat yapar arkadaşlar. Her zamanda sıfat yapan ki bitişik yazılır. Örneklerimize bakalım. Komşular bahçedeki elmaları toplamışlar cümlesinde elma isim. Hangi elmaları? Bahçedeki elmaları. Görmüş olduğunuz gibi bahçedeki sözcüğü nedir? İşaret sıfatıdır. Buradaki ki de arkadaşlar sıfat yapan ki'dir ve bitişik yazılmıştır. Akşamki maçın sonucunu biliyor musun cümlesinde maç isim, hangi maç? Akşamki maç. Yine akşamki sözcüğü burada hangi sorusuna cevap verdiği için işaret sıfatıdır. Buradaki ki de sıfat yapan ki'dir ve görmüş olduğunuz gibi yine bitişik yazılmış. İkinci ki ise ilgi zamiri olan ki'dir. Arkadaşlar, zamirler neydi hatırlarsanız? Zamirler ismin yerine geçen sözcüklerdi. Dolayısıyla İlgi zamir olan ki de ismin yerine geçer. Sıfat yapan ki gibi ilgi zamir olan ki de her zaman bitişik yazılır. Örneklerimize bakalım. Seninki durmadan çoraplarını ters giyiyor cümlesinde. Bakın seninki. Burada kim bu? Senin çocuk diyelim. Senin kız. Senin oğlan diyelim. Görmüş olduğunuz gibi isimlerin yerine geçmiş. O yüzden bu ilgi zamiridir. Dolayısıyla da bitişik yazıldığı görülmektedir. Derya kendi kitaplarını almış,
Orhan'ınkileri ise yarın getirecekmiş cümlesinde ki nerede var? Bakın ki burada var. Bitişik yazılmış. Kastedilen nedir burada? Kitaplardır. Orhan'ın kitaplarıdır. Dolayısıyla ismin yerine geçmiştir. O yüzden ilgi zamiridir ve bitişik yazılmıştır. Üçüncü ki ise bağlaç olan ki'dir. Sözcük gruplarını ve cümleleri birbirine bağlamakla görevlidir. Cümleden çıkardığımızda anlamda yine arkadaşlar bozulma olmaz fakat daralma olabilir. Örneklerimize bakalım. Geldim ki bir de ne göreyim sınıfın ortasında cümlesinde bakın ki ayrı yazılmış. O yüzden bu nedir? Bağlaçtır arkadaşlar. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta dizesinde ise yine ki burada bağlaç görevinde kullanılmıştır. Önemli bir notumuz var. Bağlaç olmasına rağmen kalıplaştığı için daima bitişik yazılan ki'ler de vardır. Son bahçemi diye kodlarız bunu. Bunlar nedir peki? Bakın sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, eğer ki, madem ki ve arkadaşlar son olarak da nedir? İllaki sözcükleridir. Dikkat edecek olursanız bunlardaki ki'ler arkadaşlar her zaman bitişik yazılır. Lütfen bunlara da dikkat edin. Geçiyoruz mi'nin yazımına. Arkadaşlar mi'nin mı, mi, mu, mü şeklinde 4 tane biçimi vardır. Cümledeki kullanımına göre cümleye soru, pekiştirme, zaman gibi anlamlar katar. Kendinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır. Kendinden sonraki gelen eklerle de arkadaşlar bitişik yazılır. Örneklerimize bakalım. Ödevlerini zamanında yapabiliyor musun ifadesinde bakın. Kendinden önceki sözcükten ayrı, kendinden sonraki gelen ekle de bitişik yazılmış. Buna lütfen dikkat edelim. Yine geçmiş yıllarda bununla ilgili sorular da sorulmuştur. Büyük mü büyük bir salon kiralamıştı cümlesinde ise yine mı mi sor edatıdır burada arkadaşlar. Ve cümleye de pekiştirme anlamı katmıştır. Lerların yazımına geçiyoruz. Özel isme gelen lerlar eki arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılmaz. Buna da dikkat edelim. Eklendiği sözcüğe de cümleye göre farklı anlamlar katabilir. Yarın Filizlere oturmaya gideceğiz cümlesinde bakın Filiz özel isimdir. Larler eki burada gil anlamına gelmiş. Dolayısıyla isimden isim yapım ekidir ve bitişik yazıldığı görülmektedir. Bu ülkede Fatihler bitmez cümlesinde yine Fatih özel isimdir. Larler eki arkadaşlar çekim ekidir ve görmüş olduğunuz gibi bitişik yazılmıştır. Burada ne anlama geliyor? Bu ülkede Fatih gibi insanlar bitmez, onun gibi kahramanlar tükenmez anlamına gelmektedir. Geçiyoruz sayıların yazımına. Arkadaşlar, bunun belli başlı kuralları var. Şimdi bunları sırasıyla görmüş olalım. Bunlardan birincisi, sayılar daima ayrı yazılır. Örneğimize bakalım. Kasadan 532 lira alıp çocuğa verdi cümlesinde bakın sayılar ayrı yazılmıştır. İkinci kuralımız çek, senet ve faturalarda sayılar arkadaşlar bitişik yazılır. 750 bin lira cümlesinde olduğu gibi hatta arkadaşlar bunun başına ve sonuna bu şekilde bir işaret atılır ki araya sahtekarlık girmesin diye. Üçüncü kuralımız çok sıfır olan sayılarda ilk sayıdan sonraki basamaklar bakın yazıyla da yazılabilir. 300 milyon örneğinde olduğu gibi sıfırdan sonra arkadaşlar milyon ifadesi yazıyla yazılmıştır. Dördüncü özelliğimiz sıra sayılarının yazımında ıncı ince ekinin yerine nokta konur veya sayı arkadaşlar kesme işaretiyle ayrıldıktan sonra ek yazılır. Dördüncü örneğinde nokta kullanmışım. Nokta kullanmadığım için
Yine dördüncü ifadesini yazarken kesim işaretini kullanmışım. Beşinci özelliğimiz, saatler yazılırken saat ile dakika arasına muhakkak nokta konur. Dijital saatlerde arkadaşlar iki nokta konuyor. Buna dikkat edelim. Tam saatlerde dakika ise okunmaz. Örneklerimize bakalım. 19.03'te benzeşmeye uğradığını görüyorsunuz. Kesim işaretiyle ayrılmış arkadaşlar gelenek. Buna dikkat edelim. Aynı zamanda saatin arasına biz ne getirmişiz? Nokta işaretini getirmişiz. 21'de arkadaşlar bunun yazımı da doğrudur. Bakın tam saati okudum. Ona göre ek getirdim. Ben şu şekilde yazmış olsaydım bunu 21.00'da deseydim bu arkadaşlar yazım yanlış olurdu. Lütfen buna da dikkat edelim. Üleştirme sayıları rakamla değil arkadaşlar yazıyla yazılır. Bu da önemli bir husus. 9'ar dersem doğrudur. 9'ar şeklinde ayırırsam bu da yanlıştır. Böyle bir kullanım söz konusu değildir. 7. özelliğimiz bilimsel olmayan, kesinlik aranmayan yazılarda sayılar yazıyla yazılır. Bilimsel yazılarda kesinlik aranan konularda sayılar rakamla yazılır arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. 15 yıldır öğretmenlik yapıyorum cümlesinde bilimsel bir ifade midir? Kesinlik aranıyor mu? Hayır. Görmüş olduğunuz gibi 15 sayısı o yüzden yazıyla yazılmıştır. Yeni evimiz 140 metrekare olacakmış ifadesinde ise kesinlik aranıyor. O yüzden arkadaşlar bu da rakamla yazılmıştır. Buna da dikkat edelim. Sınavlarda en çok karıştırılan konuya geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Bitişik sözcüklerin yazımı. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözcüklerinin sona getirilmesiyle oluşan birleşik sözcükler vardır. Bakın bilinçaltı, şuuraltı, akşam üzeri, gerçeküstü, öğle üzeri, olağanüstü ve gözaltı eğer gözetim anlamına geliyorsa arkadaşlar somut olarak yer bildirmediği için bu kelimelerin hepsi nedir? Bitişik yazılmıştır. Önemli bir uyarımız var. Somut yer bildirdiği için aşağıdaki sözcüklerde ayrı yazılır. Buna da dikkat edelim. Bakın deri altı, su altı, böbrek üstü bezi, baş üzeri. Bunlar yer bildirdiği için de arkadaşlar ayrı yazılmıştır. İkinci kuralımız kurallı bileşik fiiller. Ses düşmesi ya da arkadaşlar ses türemesine uğramış yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiiller ile anlamca kaynaşmış bazı birleşik fiiller bitişik yazılır. Yapılabilir, çıkıverdi, baka kaldı, düşe yazdı. Bunlar kurallı bileşik fiil olduğu için bitişik yazılmıştır. Hatırlarsanız bu konuyla ilgili videomuzda bahsetmiştik. Kurallı birleşik fiillerin hepsi arkadaşlar bitişik yazılır. Reddetmek, kaydolmak, hissetmek. Bunlar da yardımcı eylemle yapılan birleşik fiiller. Ses düşmesi ya da ses türemesi olursa bitişik yazılırdı. Bakın burada S ünsüzü türemiş. Burada hem ünlü düşmesi olmuş hem de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ünsüz yumuşaması var. Reddetmek burada da D ünsüzünün türediği görülmektedir. Dolayısıyla ses olayları olduğu için bunlar da bitişik yazılmıştır. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller de bitişik yazılırdı bazıları. Öngörmek, vazgeçmek de buna örnek olarak gösterilebilir. Yine bu konuyla ilgili önemli uyarımız var. O da şu, bazı birleşik fiiller de arkadaşlar ayrı yazılabilir. Bakın gözü dönmek, dil dökmek, el çekmek. Bunlar deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiili oluşturur. O yüzden de bunlar ayrı yazılmıştır. Hasta olmak, terk etmek. Yine bunlar da yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Fakat ses olayı olmadığı için bunlar da ayrı yazılmıştır. Bunlara da dikkat etmiş olalım. Üçüncü kuralımız ev, hane, name, zade, zede, perver, sever,
oğlu ya da kızı sözcükleriyle kurulan sözler arkadaşlar bitişik yazılır. Bakın, barış sever, doğum evi, yayın evi, darphane, amcazade, depremzede, insanoğlu, eloğlu, el kızı, Havva kızı, kanunname, dershane, beyanname, ordu evi, öğretmen evi, huzur evi örneklerinde olduğu gibi. Yine önemli bir uyarımız var. Ecza, hasta, posta, pasta gibi sözler hane sözüyle bitişik yazıldığında kullanımındaki yaygınlıktan dolayı arkadaşlar bunlar şu şekilde yazılır. Eczane, postane, pastane, hastane şeklinde. Yani bunlardaki hanedeki arkadaşlar ha kısmı düşüyor, geriye n'si kalıyor. Dördüncü kuralımıza geçiyoruz. Yine ses düşmesi veya ses türemesine uğramış birleşik sözcükler bitişik yazılır. Bakın, ne için ifadesinde e ünlüsü düşüp niçin oluyor arkadaşlar? Ne asıl ifadesinde yine e ünlüsü düşer, nasıl olur? Kayın ana ifadesinde ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Kaynana oluyor. Kahve altı ifadesinde ise yine e ünlüsünün düşerek kahvaltı şekline dönüşüp bitişik yazıldığı görülmektedir. Beşinci özelliğimiz, sözcüklerden ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam kaymasına uğradığında bitişik yazılır. Ayşe kadın fasulye olarak kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden bitişik yazılmış. Anlam kaymasına uğradığını görüyorsunuz. Kuşburnu artık bir bitki için kullanılmış. O yüzden anlam kaymasına uğramış. Bitişik yazılıyor. Yalı çapkını, karadul, hayvan ismi olmuş. O yüzden bitişik yazılıyor. Beştaş yine oyun ismi olarak kullanılmış, bitişik yazılıyor. Kavun içi, vişne çürüğü de renk olarak kullanıldığı için anlam kaymasına uğramış, o yüzden de bitişik yazılmıştır. Altıncı özelliğimiz, birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden en az biri eylem olduğunda ve bu eylemler tür değiştirip tür kaymasına uğrayıp isimleşip bitişik yazılabilir. Bakın, yap boz, ört bas, ver kaç, oldu bitti, bilir kişi. Ya da vatansever, var yemez, miras yedi, kap kaç, biçer döver örneklerinde olduğu gibi. Yedinci özelliğimiz en, re, mez ve mış sıfat fiillerinin kalıplaşmasıyla oluşan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Bakın, can kurtaran, dalga kıran, çöp çatan gibi. Ya da uçak savar, var yemez, gün görmüş gibi. Yahut kadir bilmez, kuş konmaz, çok bilmiş gibi arkadaşlar. Sekizinci özelliğimiz, kanunda bitişik olarak tescil edilmiş kuruluş adları bitişik yazılır. Bakın, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Orta Öğretim Kurumu gibi arkadaşlar. İkinci sözcü görülen geçmiş zaman ile kurulan birleşik eylemler bitişik yazılır. Fır döndü örneğinde olduğu gibi, gece kondu örneğinde olduğu gibi, hünkâr beğendi örneğinde olduğu gibi ya da imam bayıldı ya da çıt kırıldım örneklerinde olduğu gibi. Bitişik yazımlarla ilgili 10. kuralımıza geçiyoruz. A, baba, bey, efendi, hanım ya da nine gibi sözcükler bitişik yazılır. Bakın, ağabey, beyefendi, ağababa, hanımanne, paşababa örneklerinde görüldüğü gibi. Sözcüklerin bitişik yazımını bitirdik arkadaşlar. Şimdi sözcüklerin ayrı yazımına geçiyoruz. Birinci kuralımız, birleşme sırasında sözcüklerin ikisi veya ikincisi asıl anlamlarını koruyorsa ayrı yazılır. Bakın, çalı kuşu, yılan balığı, tarla sıçanı gibi. İkinci sözcükler anlamını koruduğundan dolayı ayrı yazılmıştır. Cırcır böceği, çörek otu, küpe çiçeği örneklerinde de aynı kullanım söz konusudur. İkinci kuralımız,
etmek, olmak gibi yardımcı eylemler isimlerle birleşik eylem oluşturduğunda ses düşmesi ya da ses türemesi yoksa ayrı yazılır. Terk etmek örneğinde olduğu gibi ses olayı olmadığı için ayrı yazılmış. Arz etmek örneğinde yine ses olayı olmadığı için ayrı yazılmış. Alt olmak, kul olmak. Arkadaşlar bir baskı hatası olmuş. Normalde bunu buraya yazmamız gerekiyor. Şunu kabul etmiyoruz. Alt olma ve kul olma örneklerinde de görüldüğü gibi bu sözcüklerde nedir? Ses düşmesi ya da ses türemesi olmadığı için ayrı yazılmıştır. Üçüncü kuralımız nesne, alet, eşya adlarından biriyle kurulan birleşik sözcükler de ayrı yazılır. Çakmak taşı, el sabunu gibi. Dördüncü özelliğimiz yol ve ulaşımla ilgili kelimeler ayrı yazılır. Hava yolu, çevre yolu, keçi yolu, deniz yolu gibi. Beşinci özelliğimiz yuvar, küre, bilim, bilgi sözcükleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bakın hava küre, dil bilgisi, göz yuvarı, dil bilimi, yer küre, taş küre örneklerinde görüldüğü gibi. Altıncı özelliğimiz yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Kuru yemiş, tas kebabı, arpa suyu, kuyruk yağı, acı badem gibi. Yedinci özelliğimiz gök cisimleri arkadaşlar ayrı yazılır. Kutup yıldızı, gök taşı, kuyruklu yıldız gibi. Sekizinci özelliğimiz organ veya organ yerine geçen sözcüklerden biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Azı dişi, safra kesesi, aşık kemiği, serçe parmağı gibi. Dokuzuncu özelliğimiz durum, olgu, olay bildiren bu sözcüklerden biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bakın açık oturum, iş birliği, yer çekimi, ay tutulması, ana dili, açık öğretim sözcüklerinde olduğu gibi. Onuncu özelliğimiz iç, dış, öte, sıra sözcükleriyle oluşturulan birleşik kelimeler, terimler ayrı yazılır. Çağ dışı, yurt içi, yanı sıra, peşi sıra, aklı sıra, fizik ötesi buna örnek olarak gösterilebilir. 11. özelliğimiz alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözcüklerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bakın alt yazı, üst kat, ana dili, ön söz, ön yargı, art niyet, sağ açık, karşı görüş, yan etki, dış borç, peşin hüküm örneklerinde görüldüğü gibi. 12. ve son özelliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu da zamanla ilgili birleşik sözcükler ayrı yazılır. Hafta sonu, gün ortası, gece yarısı, hafta içi, bağ bozumu örneklerinde görüldüğü gibi. Bununla ilgili de çok önemli bir uyarımız var. Bugün sözcüğü içinde bulunan arkadaşlar 24 saatlik zaman dilimini kastediyorsa bu nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Fakat herhangi bir günü işaret ediyorsa bu sefer de ayrı yazılır. Çocuklarla bugün sinemaya gideceğiz cümlesinde bakın bugün sözcüğü 24 saatlik zaman dilimini kastetmiş. O yüzden burası bitişik yazılır. 23 Nisan bugün ulusal egemenliğimiz ilan edildi cümlesinde ise geçmiş bir günden bahsediyorum. O yüzden bugün sözcüğü herhangi bir gün anlamına geldiği için ayrı yazılmıştır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.